arkadaşlar, bugün sizinle çok eğlenceli ve çok zor bir video ile karşınızdayım. Bir gün boyunca gözlerim kapalı bir gün geçireceğim. Bütün yapmam gereken günlük işlerimi gözüm kapalı bir şekilde halledeceğim. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Nasıl sokakta yürüyeceğim, nasıl arabayı bulacağım, nasıl yemek yapacağım, nasıl yemek yiyeceğim. Gerçekten aklımda çok büyük soru işaretleri var. Daha önce bunun ufak ufak versiyonlarını yapmıştım biliyorsunuz. İşte gözü kapalı alışveriş yaptım, gözü kapalı sipariş verdim. Ama bugün hiç göz bandımı çıkarmayacağım ve günümü bu şekilde geçireceğim. Çok zor olacak bence ama başa gelen çekilir. O zaman göz bandımı takıyorum ve artık başlıyorum. Bugün de sizi son görüşüm. Hadi bay bay. Gidiyorum. İlk önce kendime kahvaltı hazırlayacağım ama bunu nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Çünkü normalde de yemek yapmakta hiç iyi bir insan değilim ve buna bir de gözü kapalı bir şekilde nasıl yapacağım? Tamamıyla soru işaretleri var kafamda. O zaman ben artık bir buzdolabına yöneleyim ilk olarak. Bunlar yeni yumurtalar. Bunlar çok eski. Bunu tezgaha koyalım. Hiç kolay bir şey değil. Bu ne mesela? Bu ne? Bu ekmek. Ekmeği buldum. Evet. Peynirleri ve aslında birazcık zeytini bulmam lazım ama bu ne ya? Bu ne? Zeytin. Aynen. Yeşil zeytini buldum. Ve peynirim var. İlk önce bir çatalı bıçağı hazırlayayım. Buldum. Şu an çok tehlikeli birisiyim bu arada. Hem gözlerim kapalı hem elimde Meryem, bıçak var. Efendim? Arkandayım. Arkamda mısın? Evet. Gerçekten mi? Evet. Sesin önden geliyor ama. Hayır, arkandayım. Burada mısın? Evet. O zaman bugün artık bu şeyin altından kalkarsam şef belgemi hemen istiyorum. Burada tava olması gerekiyordu. Şu anda yumurtayı nasıl yapacağımı tamamıyla ekipmanları bulup bulmama göre yönlendireceğim. Eğer tavayı bulursam yağda yumurta yaparım ki o buralarda bir yerlerde diye hatırlıyorum. Al işte buldum. Tamam, yağda yumurta yapıyoruz ama yağ nerede? Yağ hep şurada oluyordu. Yağ çok kullanmadığım için açıkçası yeri hakkında çok fazla bilgim yok. Burada mı ya? Bir ipucu verir misin? Hayır. Bu dolabın altında olabilir ve bu dolabın altına açmayalım, çok uzun zaman oldu. Kötü kokuyor burası. Koyduysam buraya koymuşumdur. Bu yağ. Normalde çok yağ dökmeyi sevmem ama şu an neye göre dökeceğim? Tavaya dökeceğim inşallah. Çok mu oldu? Sen ne yaptın? Gerçekten mi? Ya ben yağlı yemek hiç sevmem. Nasıl yapacağız? Oha! Tamam, tava yağlandı zaten ya. En büyük challenge'ım bunların hangisi? Ne yaptım? Korktum şu anda. Neden yanmıyor? Bu da değil. Bu elektrikli olan. Yanmış bu sefer, tamam. Şimdi. Çok zor şu an, çok zorlanıyorum. Nasıl bir gün geçireceğim bilmiyorum. Yumurta çok hızlı olan bir şey. Sanırım altında çok fazla açtım. Sesleri duyuyorum. Ben birazcık da böyle kayısı kıvamında kaldı mı sarısı hoşuma gidiyor. Şu anda yaklaşık bir dakika oldu. Bence böyle bir dakika falan daha bekleyeyim. Dokunuyorum, onun beyazı bir çıt oldu. Üstündeki sıvılıkları hala hissedebiliyorum. Biraz daha pişmesi lazım. Sandığımdan kolaymış. Koku da gelmeye başladı ya. Koku insanı çok yönlendirecek galiba. Bugün öyle hissediyorum. Oldu bu bence. Kapatıyorum ben bunun altını artık. Bu oldu. Ah! Elim yandı. Altı kapalı mı? Yanıyor. Altı kapalı mı? Lütfen yardım et. Emin olamıyorum. En üstteki ha. Yumurtayı biraz yakmış gibi hissediyorum ama emin değilim. Hala güzel olma ihtimali var. Evet, buraya peynirimi de çıkardığıma yemin edebilirim. Hatta zeytinimi de çıkarmıştım ama. Evet, zeytini bulduk. Yeşil zeytin seviyorum o yüzden. Buraya bol bol koyacağım. Psikolojik olarak dik değil, artık şöyle durmaya başladım. Daha yeni başlamış olmamıza rağmen peyniri de buldum. Vallahi arkadaşlar, bu peynir kendiliğinden açıldı. Kesecektim aslında ama yani boş verin ya. Kesmiyorum bunu. Bu kadar yeter bana. Aşağı yukarı hazır ama bir tepsi bulsam. Bir tepsi bulayım. Yumurtamı da koyayım yanına. Yok ya. Çok zor hayat ya. Ne bu? Ve şöyle de bir durum var. Belki de mamasını vermem gerekiyor. Aynen. Oldu.
Bedül! Ezilmeni istemiyorum. Neredesin? Behlül! Behlül? Ay! Buradaymış, tamam. Şimdi onun da mamasını vereceğim. Behlül! Gel. Neredesin Behlül? Behlül! Oğlum ses versene. Ha, buradasın. Buldum seni. Buldum, buldum, tamam. Şimdi Behlül'ü doyurduk. Tabağımı koymuştum. Tepsime biliyorsunuz. Tavayı inşallah elimi yakmam. Soğumuş. Elim yanmadı. Yoksa yanabilirdi her an. Yepyeni bir challenge başlıyor benim için. Nasıl oturacağım bilmiyorum hiç. Her yerde evin kablolar var ve şu an onlara dolanıyorum. Bundan sonra buna çok daha dikkat edeceğim. O zaman yumurtamın tadına şimdi sizinle birlikte bakıyorum. Yumurtayı bulabilirsem tabii. Bu çok pişmiş ya. Bu aşırı pişmiş. Biraz fazla mı pişmiş? Alamadım hiç. Dibi yanmış mı bunun? Ne olmuş ya? Aa, gelmiyor. Ay bu çok pişmiş. Hiç sevmediğim bir tarz bu benim. Şu an yemek yeme tarzım için gerçekten sana özür dilerim ama göremediğim için çok zorlanıyorum. Evet, dibi biraz fazla pişmiş yumurtanın ama tadı kesinlikle kötü değil. Arkadaşlar, artık kahvaltımın sonuna geldim. Şimdi tepsimi mutfağa götüreceğim ve en zorlu kısım başlayacak. Behlül! Buralarda değilsin değil mi? Seni ezmek istemiyorum. O yüzden böyle ayaklarımı yere yapıştır. Ah! Işığa çarpıyordu kavuzda. Ayaklarımı yere sürüyerek gidiyorum ki küçük yumuşak bir şey ezmek istemiyorum. Hah, kapıdayız. Şimdi ayakkabılarımı giyeceğim. Şimdi buradan ayakkabılarımın olduğu yere gidiyorum. Bazen de ayakkabılarımı bu şurada küçük odaya koyuyorum. Biraz dağınık, kusuruma bakmayın. Orada istediğim ayakkabıyı bulmaya çalışacağım. Neyi aradığımı da söyleyeyim. Siyah Vans'larımı arıyorum ama uzun olanları değil, kısa olanları. Ve sanki buldum, direkt bulmuş gibi hissediyorum. Bunlar abi, direkt işte. Bunlar gibi ama bir dakika. Tam bu ya. Kendime o kadar eminim ki yani bunlar olduğunu. Bir de biri farklı, biri farklı çıkıyormuş. Yok yok. Bunlar benim siyah Vans'larım olduğuna eminim. Bunları giymek istiyordum. Şimdi çantamı alıyorum ve gideceğim. Bu kamera normalde bu kadar yakın durmaz. Şimdi çantamı alacağım, masanın üzerindeydi ve dışarı çıkacağız. İşte düzenli olmanın şu an ekmeğini yiyorum. Artık dışarıya çıkabiliriz. Beni çok daha zorlu bir yolculuk bekliyor bu arada. Ev tabii ki güvenli olduğunuz yer. Evinizi kendiniz biliyorsunuz ezbere. Bir şekilde eşyalarımı bulabiliyorum ama neler yapacağım? Otoparka nasıl gideceğim? Arabayı nasıl bulacağım? Ya o kadar da yakın değil sandığınız kadar bu arada. Hazırım. Evden çıkabiliriz. Güvenleri nasıl gideceğim? Gidiyor muyuz gerçekten? Allah'ım şu an her şey çok zorlaştı. Gerçekten evdeyken çok iyiydi. Bir de şöyle de bir durum var. Telefonumu aldım ama 24 saat boyunca gözlerim kapalı olduğu için sosyal medya falan da kullanamayacağım. Merdivenlerin dönüyor olması çok büyük talihsizlik. Düz olsa direkt in. Merdiven bittiymiş, onun bitmedi bence. Şu anda kendimi çok çok güvensiz hissediyorum. Yani sokağın ortasında gözlerimin kapalı olması ve yokuştayız şu an, çok korkuyorum. İnsan... Nope. Nope. Bu ne ya? Nope. Nope. Allah, çok korktum. Çok korktum. Ağaçlar çok sık burada. Bu ne ya? Yola mı çıkıyorum? Şimdi, tamam kaldırım bitti. Buradan galiba sağa dönmem gerek. Yani otoparka doğru geldim mi, gelmedim mi? Bu ne? Merhaba. Belki gelmişiz de şansımı deneyim. Merhaba, hoş buldum. Evet, ben arabayı alacaktım. Arkadaşlar şimdi araba kullanacağım gözü kapalı bir şekilde. Hayır kullanmayacağım, şaka yapıyorum. Tabii ki arabayı ben kullanmayacağım. Teşekkürler. Araba ne tarafta? Bu tarafta mı? Evet, solda. Solda. Şimdi. Hadi bakalım arabayı bulalım bakalım. Nope. Bir de ne olduğunu anlasam, başıma neler geliyor anlasam, görmeden nasıl bulacağım o arabayı? Ay çok terledim bu arada, çok sıcak. YouTube. YouTube. Aynen. Ben de popüler olabilir miyim? Vallahi bana arabamın yerini gösterebilirseniz birazcık. Mavi. Mavi değil benim arabam. Bu bir kamyon, bu çok büyük bir araç, benim arabam olamaz. Ben arabayı nasıl bulayım abi? Allah yok. Ya bir de
Ağaçlar var dakika başı. Aman ya. Artık arkadaşlar buralarda bir yerlerde olması lazım. Çünkü çok fazla yürüdük. Bu değil, benim arabamın arkası bu şekilde olmadığı için. Oh. Bu ne ya? Bu ne burada? Ha, bu da benimki gibiymiş ya. Şu an aklıma şöyle bir fikir geldi. Sonuçta anahtar elimde arkadaşlar ve hani düğmeye basarsam araba ötecek ve ses gelecek. O yüzden bir dakika. Bakalım hangisi? Evet, bu. Doğru arabayı buldum. Tebrikler, vallahi başardım ya. Keşke bu ilk başta aklıma gelseydi. Çok daha kolay olurdu. Gideceğimiz yere. Gideceğiz. Arabanın kapısını da bulmak zor, biliyor musun? Ay, kapıyı açmamışım ben. Açıldı. Arkadaşlar, şimdi arabaya bindik ve İstiklal Caddesi'ne gideceğiz. Orası da çok kalabalık, benim için çok zor olacak. Orada ufak bir elbise alışverişi yapacağız ve alışverişimizi de yine gözlerimiz kapalı bir şekilde yapacağız. Hadi o zaman arabaya bindik, yürü bakalım. Devam. Pardon. Ben düz ilerliyorum şu anda. Bir tramvay falan gelir. Başıma bir iş gelirse bu video gene de yayınlansın, tamam mı? Çok gürültü var. Ve gözünüz kapalı olduğu için ekstra bu uyaranlar sizi rahatsız ediyor şu an. Allah, tramvay geliyor. Doğru. Tramvay geliyor. Dediğim şey gerçek oldu. Duydunuz, az önce tramvay geldi. Valla birisi bana yardımcı oldu ama kim yardımcı oldu onu da algılayamadım. Şimdi sen bana birazcık yardımcı ol. Daha yürümemiz gerekiyor mu? Merhaba. Birisi bana sarılır. Merhaba. Merhaba. Aa, sen beni biraz yürütsene, hadi gel. Tamam. Aynı yere gidiyoruz değil mi? Evet. Video çekiyoruz. Ama göz bandımı çıkaramam. Çok enter. Kamera burada. Videoyu izlerim, aboneyim, beğenirim. Tamam, kamera bu taraftan. Fotoğraf çekiliyor muyuz? Çekiliyoruz, bir daha çekiliyoruz. Anlamadım, çekiliyor muyuz? Teşekkür, rica ederim. Sağa döndüğün düzgün. Böyle. Evet. Ya çekilin, yol açın. Yavaş. Pardon. Tamam, durabilirsin. Geldik mi? Adımı at bakalım. Teşekkürler. Burada sonrası bende soru işaretleriyle dolu bir yer şu anda. Şimdi yine bana kameramanım yardımcı olacak. Pasajın içerisindeyiz. Biraz da yürüdüm. Sağ tarafta bir yerde olması lazım giriş. Fakat giriş merdivenliydi ya. Allah. Merdivene gidiyorsak söyle lütfen. Evet. Korkuyorum. Kafamı bey. Her şey çok zor. Korkuyorum, mağaraya giriyorum. Arkadaşlar, şimdi kostümcümüze geldik. Evet, bu challenge'ı gerçekten gözüm kapalı bir şekilde tamamladım. Şimdi de gün boyunca giyeceğim bir elbise seçeceğim kendime. Fakat yine gözlerim kapalı bir şekilde. Gözlerim açık bir şekilde bile karar vermek, burada o kadar çok çeşit var ki inanılmaz zordu. Belki bu şekilde çok daha kolay olur. Dediğim gibi çok fazla zaten hani bir şey anlayamıyorum. Fakat şunu algılayabilirim. Mesela bunun kumaşı bir tık kadife gibi. Bu şu anda bence bu havaya pek uygun değil. En azından artık kararsızlığım ortadan kalktı. Mesela bu aşırı kalın bir şey, bunu almam. Bayağı simli falan bu. Bunu salıyorum arkadaşlar. Bu da aşırı ince gözüküyor. Büyük ihtimal çok transparan. Kendim de göremiyorum, böyle full HD için gözüksün istemem. Ya bunu alıyorum ya. Bunun kumaşı hoş gözüküyor. İnce, yazlıkta bir elbise gibi. Buraları da böyle pileli, pileli kabarık elbiseleri de severim. Ben bunu alıp gideyim, giyeyim artık. Denemeyeceğim, direkt giyeceğim üzerime. Uf, dev bir vantilatör yaklaştık. Dolu mu? Galiba dolu. Dolu mu acaba? Herhalde birisi olsa ses verirdi yani, bu kadar konuşmama yüksek sesli. Bir de giriyorum. Evet, boş. Gidiyorum. Bay bay. Kapattım. Geldim. Nasıl arkadaşlar? Elbisem yakışmış mı? Hava çok sıcak olduğunu sürekli belirtiyorum ama giy, çıkart falan çok zorlandım. Şimdi güzel bir kahve içmek istiyorum. Hatırlıyorum, buranın çok yakınında caddede sürekli gittiğimiz bir kahve dükkanı var. Oraya gitmek istiyorum. Artık ödememizi yapalım. Buradan gidelim. Allah Allah. Merhaba. Burada mıydınız? Neye çarptım diyorum. Bakalım kazasız belasız bir şekilde gidebilecek miyim? Ama kendime olan özgüvenim bir tık artmaya başladı. Şimdi sağda olduğunu biliyorum fakat ne kadar yürümem gerektiği hakkında çok fazla bir fikrim yok. Sen bence aşağıdan görüyorsun, yoksa mümkün değil bu kadar yürümen. Hayır, görmüyorum, yemin edebilirim. Sadece buna şey diyebiliriz, cahil cesareti. Hiçbir şey görmediğim için gayet cesaretli bir şekilde yürüyorum. Bir takipçim gelse de bana yardım etsin, birilerine dokunuyorum çok. Biraz birine soralım ya bence. Bir şey sorabilir miyim? Ben o sarı şey, ne tarafta? Biraz yürüyeceksin, sola dönecek. Ne kadar yürüyeyim takriben? 30 dakika.
30 adım falan, tamam. Ay pardon. Ne kadar kaldı diye sordum, bir 30 adım dediler. Şimdi saymaya başlıyorum o zaman, ben güveniyorum. Çok gürültü var, çok fazla uyaran var. 1, 2, 3. Neydi ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hadi 31 olsun. Buradan sola gidiyorum artık o zaman. Geldik herhalde. Güveniyorum yani çünkü. İnsanları elliyorum yanlışlıkla. Kahve kokusu alıyorum. Geldik bence. Ne kadar genişmiş bir cadde ya. Yemin ederim bulduk. Kahve kokusu alıyorum. Geldik değil mi? Doğru yerdeyiz şu an. Geldim. Gerçekten simitçi abimize buradan helal olsun. 30 adım dedi. Gerçekten 30 adım attım. Sola döndüm ve şu anda gelmek istediğim yerdeyim. O zaman ben bir Ice Americano alayım. Tabii ki. Orta boy olsun. Hoş bulduk. Merhaba. Şu an benim için çok daha büyük bir challenge başladı. Bu kart nerede? Ben bu kartı gözüm açık da bulamıyorum bu çantada bu arada. Tamam buldum. Buldum. Doğru mu kart? Buyurun. Bir tane Ayşe Bekan. Aynen. İsim olabilir miyim? Meryem. Meryem. Hangisi benim? Bu mu benim acaba? Evet. Teşekkürler. Küpetler ne tarafta? Teşekkürler. Hemen arkanızda küpetler. Hemen arkamızda. Oğlum. Gerçekten gözü kapalı bir şekilde İstiklal Caddesi'nde yürümek çok zordu. Şimdi bir kenara köşeye oturacağım ve kahvemi içeceğim yavaş yavaş. Sanırım burası boş. Herhalde birisi olsaydı dolu diye beni uyarırlardı. Burada oturayım, kahvemi yudumlayayım, dinleneyim. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Markete gideceğiz. Bir şeyler alacağım. O da çok zorlu olacak benim için ama en azından markette bir şeyler almaya gözü kapalı antrenmanlıyım. Birazcık kendimden emin yürümeye çalışıyorum ama ay nereye gidiyorum bilmiyorum. Yani yine Merhaba, pardon. Birazcık dokundum size ama Allah'tan yanlışlıkla dokunduğum kişiler arada takipçilerim falan. Araba geliyor galiba ya. Bu ses beni çok endişelendiriyor şu anda. Bunlar ne ya? İstiklal Caddesi'nde böyle bir şey mi var? Ay şu an her şey çok kötü. Ne yapıyorum? Gel bana doğru gel. Sesime gel. Geliyorum. Sesime gel, sesime. Geliyorum. Şu an burada çok gürültü var ve bu kadar gürültü, bu kadar karmaşa, kaos beni çok korkutuyor. Arkadaşlar şimdi markete geldik ama sormayın nasıl geldik gerçekten. İnanılmaz zor şeyler yaşadım. Zaten videonun sonunda yaşadıklarımdan da size bahsedeceğim. Bugün görme engelli arkadaşlarımızla çok iyi anladığım bir gün oldu. Günün sonuna doğru inanılmaz böyle şu an bana sıkıntı bastı, fenalık bastı. Artık o zaman markete girelim akşam yemeği için bir şeyler bulmaya çalışayım ben. Şimdi ilerliyorum. Bu markete daha önce çok fazla gelmediğim için ne nerededir hiç bilmiyorum açıkçası. Biraz zor olacak benim için. Ben bir sepet almak istiyorum. Sepetler ne tarafta? Bana bir yardımcı olur musun? Şu anda sanırım dolabın yanındayız. Ben böyle bir hani belki hazır bir şeyler alabilirsem ayranın veya yoğurdun güzel olacağını düşünüyorum. Dolapta da olsa olsa peynir vardır, ayran vardır, yoğurt vardır diye düşünüyorum. Yani bulabilirim herhalde. Bu bence yoğurt. Yoğurt buldum. Ufak da bir yoğurt buldum. Bence bu okey. Bir dakika bir sol tarafta ne var ona bir bakayım. Burada sebzeler var. Aslında sebzelerin içerisinde domates falan olsaydı güzel olurdu. Fakat domatesi tartması falan şu an benim için inanılmaz zor olur. O yüzden onunla hiç uğraşmayacağım. Şimdi ben bir iki karşıma çıkan birisi bulabilirsem eğer, etrafımdaki birkaç insan bulabilirsem köfte reyonu ne tarafta diye soracağım. Belki bana yardımcı olur. Ama yanımda herhangi bir insan olup olmadığında nasıl anlayacağım? O da biraz soru işareti. Bunlar ne ya? Bunlar ekmek falan herhalde. Ya hiç kimse yok mu? Bir şey sorabilir miyim? Turşu falan bunlar. Ne alacağız ya? Hiç alacak bir şey yok. Ya ben yine rastgele bir şeyler alacağım. Burası tuvalet kağıdı galiba. Yiyecekle yanından geçtik. Böyle baka baka hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Ben elime geleni alacağım. Tuvalet kağıtları. Tuvalet kağıdı almak istemiyorum. Artık bahtımıza ne çıkarsa onu yapacağız. Ne bu? Kahve, kekik.
kuru yemiş. Ay, baharat baharat lazım olur. Alıyorum. Patlı bir şey herhalde. Bunu da aldım. Ya en azından gerçekten ilk başta hedefim köfte gibi bir şey almaktı. Ama makarnamsı bir şey bulursam gene okeyim. Biliyorum her videoda makarna yapıyoruz ama şu anda çok zorlanıyorum, hiçbir şey bulamıyorum. Keşke biri benden bahsediyorsa da gitse. Nope. Bu neye çarptım? Bu bir işaret olmalı. Ben bunu alayım. Ne bu? Aa, bu pirinç. Bu galiba pirinç. Bu ne ya? Bunlar niye benim üstüm üstüm? Makarna. Makarnaları buldum. Tamam, bundan sonra her şey çok daha kolay. Zaten köfte yemek istemiyordum. Genelde aşağıda uzun ve ince... Aha, buldum. İşte... Şimdi, oh. Neyi devirdim? Şimdi buradan bence makarnaların hemen yanında güzel soslar olabilir. Çok uzakta değillerdir. Şimdi buradan güzel bir sos bulabilirsem. Daha ne olsun ya? Sosu da kendim yapmamış olurum ben aslında. Şimdi arkadaşlar bunların sos olduğunu düşünüyorum. Ketçap almak istemiyorum. Cam şeyde, cam saklama kabında bir şey var. Arkadaşlar bunu da aldım ve artık çekimi bitiriyoruz. Daha sonra evde bunları yaparken görüşürüz. Ne aldığımı asla bilmiyorum. Fakat 93 lira ödedim. Eve gittiğimde de ne aldığımı bilmeden nasıl yemek yapacağım onu da hiç bilmiyorum. Bir tane makarna aldığıma eminim, o kesin. Olmazsa sadece onu yerim. Diğerleri birazcık gereksiz şeyler de olabilir. Çünkü market alışverişinde gerçekten hiç iyi değilim. Ve buradan çok fazla araba geçiyor burada bir cadde. Bu ne ya? Ya hayat gerçekten çok zor. Bunu tekrardan tekrarlayacağım. Bunu videonun başında da söyledim. Bugüne kadar çektiğim en zor ve sıkıntılı videolardan birisi ya. Görmemek çok zor. Herkes bağırıyor. Çok fazla bağırışma var. Yine kaos. Nope. Ne oldu az önce? Bir şeye takıldı, bir şey oldu ama. Ben bunu önümde taşıyayım en iyisi çünkü. Nope. Ne oluyor ya, herkes bana çarpıyor, üstüme su falan dökülüyor şu an. Ha, gerçekten çekmek için en yanlış kararı verdiğim videolardan biri. Kendimi çok tehlikelere açık hissediyorum. Çok korkuyorum. Yardımcı olun ya bana. Arkadaşlar imdat ya. Biri beni eve götürsün. Çok zor. Her şey çok zor. Arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Eve geldik ama gerçekten hayatımın en zor gününü geçiriyorum. Karanlıklar içerisinde kaldım. Karanlık odalar içerisinde kaldım. Eve nasıl geldiğimi bilmiyorum. Sağdan soldan birileri bana çarpa çarpa geldik. Yani imdat diye de bağırmamak için kendimi zor tutuyorum ama ne yapalım? YouTuber'ı sonuçta. Bu da bir challenge. O yüzden challenge'a devam ediyorum. Pes etmiyorum. Yoğurt olduğunu tahmin ediyorum. Makarna. Risksiz. Yani bunu makarnamızın sosu olarak kullanacağım. Büyük ihtimalle sos. Bunun ne olduğu hakkında herhangi bir fikrim yok. O zaman hatta uzatmayayım. Direkt açayım ben bunu, bir tadına bakayım bunun neymiş. Çok ince taneli bir şey. Hafiften susam gibi. Tadı da yok gerçekten. Ben bunu sanki yoğurdun içerisine karıştırıp bir yoğurdum. Tam olarak şu an ismini hatırlayamadım ama gerçekten bildiğim bir şey. Yani gerçekten alakasız bir tercih olmuş. Ve bu kadar. Şimdi dolaptan tencere almam lazım. Böyle yukarıda bir yer. Aa, benim kafama dökülecek bir şeyler. Tencereler bunlar da. Üst üste koyulmuşlar. Hadi buraya çıktın Meryem, sonra nasıl ineceksin? Her çıkışın biliyorsunuz bir inişi vardır. Fakat gördüğünüz gibi başarıyla çıktım. Başım döndü. Bu teflon bir tencere değil. Ama seçici değilim. Kafama yıkılıyor. Allah'ım düşüyor, inemiyorum. Çok zor. Yemek yapmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Birisi derse ki Meryemciğim şunu yapmayı biliyor musun? Gözüm kapalı yaparım ya dedim bundan sonra. Yine bir challenge arkadaşlar. Allah Allah, çok büyük, yüzüme çok büyük şey geldi. Aklıma geldi, şu almış olduğum şeyin keten tohumu olduğunu düşünüyorum. Çünkü diyetteyken tükettiğimi hatırladım. Bunu yoğurtla karıştırıp yiyordum. Zaten makarnamız için bir sos aldık. Bunun pesto sosu olmasını gerçekten çok istiyorum. Açacağım, tadına bakacağım zaten de. Sarımsak kokuyor. Bu acılı hardalmış sanırım. Köfte falan almış olsaydım hardal evet güzel gidecekti ama makarnayla dediğim gibi hardalı pek sevmiyorum. Ah,
Aa, çok sıcak. Aa, çok sıcak. Doğru ya. Doğru ya. Ağzım çıkmamış. Yeterli. Şimdi karıştıralım. Arkadaşlar makarnamız inşallah olacak. Başladı countdown, sana kalan hero. Köpürürsün blup blup blup. Burası merkez. Maalesef Fight Club değil. Burası Meryem'in mutfağı. Keşke Fight Club olsaydı, en azından bir şeyler görürdüm. Yani daha mutlu olurdum. Gerçekten şu anda dayak yemeyi, kila kandan bile dayak yemeyi vardım böyle bir gün geçirmektense. Bunun artık altındaki suyu da bitmiştir. Ben bunu artık altını kapattım. Hadi bakalım makarnayı nasıl süzeceğim? Hatırlıyorsunuz pazar videosunda süzgeç almıştım. Süzgeçimiz bu muydu? Biraz ufak geldi bana ama Allah'ım, lavabonun yerini nasıl bulacağım? Süzgeç lavaboya döküldü. İşler çok kötü. Of. Güzel, bir kısmı kurtardım, güzel. Elime şey, koluma falan sıçradım. Makarnamın yarısı lavaboya döküldü gibi hissediyorum. Evet, doğru hissediyorsun. Biraz ısıtayım. Ya. Nerede bu kavanoz? Bu hardal dediğimiz arkadaşımız. Her yer yoğurt olmuş. Ya al al, şurada al. Yeterli. Makarnamı aldım. İçeri gidiyor. Beylül ayak altında olmadığını ümit ediyorum. Nope. Çok zor olmalı ya. Çünkü mutfakla salon arası yakın. Çok uzunmuş bu ev, büyükmüş bayağı. Bir türlü varamadık. Şimdi yapmış olduğum makarnamın tadına bakacağım. Burada yanlışlıkla iki tane çatal koyulmuş. Bir tanesini çıkartalım. Bakalım tadı. Açıkçası gözü kapalı bir şekilde yapılmış bir makarnaya göre bence tadı çok lezzetli. Yani tadı güzel olmuş, lezzetli. Ya, çok iyi. Ağzını şapırdatıyorsun diyorlardı zaten. Bu kadar iğrenç içememişim. Arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Artık gözlerimi açacağım. Hatta şu anda açıyorum ve bu anı bekliyordum gerçekten uzun zamandır ve şunu kaldırdığım anda gözüme inanılmaz bir ışık geldi. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten şu an üzerimden çok büyük bir kasvet kalktı ama gözlerim de acıyor ve şu anda burada çok yüksek ışık veren bir aydınlatma var. O yüzden birazcık gözlerim acıdı. Sabahtan beri de gözlerim kapalı olduğu için yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bütün gün çok yoruldum. Gerçekten hani çok sıkıntı bastı. Videoda çok fazla yansıtmamaya çalışsam da ki yansıttım aslında. Biliyorsunuz bugün gözüm kapalı bir gün geçirirken sürekli bir yerlerden demirler çıktı. Demirlere çarptım. Kaldırımlar alçaldı, yükseldi. Ne zaman araba gelecek, neresiye geçirdi hiçbir şekilde kestiremedim. Yani gerçekten görme engelli birisi olsaydım ve tek başıma sokağa çıkmak isteseydim gerçekten inanılmaz zor. Hatta ve hatta benim için imkansız. Büyük ihtimalle dışarı çıkmamayı tercih ederdim. Çünkü evde bile biliyorsunuz çok zorlandım. Kesinlikle engellere uygun bir ortam yok şehirlerimizde. O yüzden şehir planlamaları yapılırken ben engellerimizin de unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından bu konuda biz bilinçlenirsek bence yöneticilerimizin de bu konuya bir el atıp bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu videoyu eğlence amaçlı bir şekilde yola çıkarak çekme kararı aldık. Ama günün sonunda bunları da belirtmek istedim. Bence engellerin de rahat rahat dışarı çıkabildiği, mutlu olduğu, rahat rahat gezebildiği bir şehir olursa herkes çok daha mutlu olur. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım siz bu videoda eğlenmişsinizdir. Ben gerçekten çok sıkıldım. Özellikle günün sonuna doğru bana afakanlar bastı. Yangın var diye bağıracaktım. İmdat diye bağırdım hatta bir noktada. Özellikle sokakta geçirdiğim dakikalar benim için inanılmaz zordu. Daha fazla lafı uzatmayacağım ve şu anda bir çift gözüm olduğu için gerçekten şükrediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone olun. Çok zorlandım. Videoyu beğenin.